Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı başlıyor. Sezer'le Hayatın Trafiği programından herkese selamlar, sevgiler. Hayata dair her ne varsa dokunmak ve hayatı paylaşmak için hayat yolculuğuna devam ediyoruz hayatın trafiğinde. Her hafta farklı bir uzmanın penceresinden bakıyoruz hayata. Bugünkü program konuğum Milliyetçi Hareket Partisi Toroslar İlçe Başkanı Sayın Hüsnü Doğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nilay Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Hayatın trafiğine hoş geldiniz diyorum hoş şimdi. Ben ufak bir araştırma yaptım sizinle ilgili. Lisans ve master eğitiminiz biyoloji alanında farkındalık projelerinde oldukça popüler bir isimsiniz. Çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Bunun dışında benim gözümden kaçan bir şeyler var mı Sayın Başkanım? Yok, ben öncelikle tüm izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu imkanı bize sunduğunuz için hem size hem de İçel TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Tabii yarın 23 Nisan hemen konunun başında bununla alakalı görüşlerimizi de ifade etmek isterim. Yarın iki hususu aynı anda yaşayacağız, iki güzelliği. Bunlardan bir tanesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ben tüm çocuklarımızın bayramını, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Tabii aynı zamanda yarın Ramazan'ın başlangıcı, ilk teravih namazları kılınacak. Her ne kadar camilerimiz virüs sebebiyle kapalı olsa da akabinde de gecede sahura kalkılacak, ilk sahurlara. Tüm Müslüman aleminin Ramazan ayında tebrik ediyorum. Evet, ben biyoloji bölümü mezunuyum. Niğde Üniversitesi mezunuyum. Hem yüksek lisans eğitimi hem lisans eğitimimi Niğde'de biyoloji bölümünde yaptım. Tabii akabinde şu anki mevcut durum itibariyle biyoloji ile alakalı bir iş alanım yok. Ama uzmanlık alanınız. Ama tabii evet. Üniversite mezuniyetim biyoloji alanında. Çok güzel o zaman. Önceliğimiz gündem olsun. Malum gündemde tek başlık sürmanşet korona. Ben de hazır bir biyoloji uzmanı kimliğinizi yakalamışken oradan giriş yapmak isterim. Şimdi son aylarda zaten koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte başka bir konuyu konuşamaz olduk. Yani onu her yönüyle inceliyoruz. Öyle ki bazen doğruluğundan emin olmadığımız zaman mantıken bize doğru olan şeyleri de bir süre sonra kabul ediyoruz. Yani aslında henüz sağlaması yapılmamış pek çok tez var. Yani ortaya çıkışıyla, hayata etkisiyle, bizlere etkisiyle anlamaya çalıştığımız, kendimizi korumaya çalıştığımız bir süreç bu. Ben burada şunu sormak istiyorum. Biyolojik etkileri de çok yoğun konuşuluyor koronanın, biliyorsunuz. Covid-19 diğer adıyla. Covid-19 virüsünün biyolojik silah olduğu, virüsten çoğunlukla yaşların etkilenmesinin, yani ülke kültürlerini yok etme ya da değiştirme çalışmaları olduğu ya da insan ırkını sınırlandırmak gibi bir takım tezler de var. Amaçlar taşıdığı üzerinde tezler de var. Bu konu hakkındaki düşünceniz nedir? Şimdi Nil Hanım, önceki tabii ki biz hem dünyada yaşanan hem de Türkiye'mizde, ülkemizde yaşanan bu koronavirüs salgınının insanlarımız açısından en kısa sürede tamamlanması ve bitmesini temenni ediyorum. Tabii bu tür söylentiler var ama
dünyada da Türkiye'deki bilim adamlarının, bilim kurulumuzun da yaptığı açıklamalar neticesinde bunun herhangi bir veri olarak önümüzde yok. Yani şu anda yapılan tüm araştırmalarda koronavirüsün laboratuvar ortamında hazırlanmadığı, normal akış haliyle yaşanan bir virüs olduğu gözlemleniyor. Dolayısıyla da hani bu noktadan hareketle bunun bir biyolojik silah mıdır diye sorarsanız, bilim kurulunun ortaya koyduğu ve tüm dünyada yayınlanan olaylara baktığımızda bunun böyle olmadığını düşünüyoruz. Yaşlıların etkilenmesi olayı tabii ki bunu sadece koronavirüsle de bağlantılı düşünmeyelim. Yaşlılarımız tüm dünyada, Türkiye'mizde her türlü olaydan daha fazla etkileniyor. Neden? Çünkü metabolizmaları yavaş, metabolizma ile ilgili sıkıntılar, kronik rahatsızlıklar, hastalıkların artması biraz daha yaş gruplarının yükseldikçe oluyor. Ve sadece yaşlılarda da değil, sizin de dediğiniz gibi kronik rahatsızlıklarda da olanlarda da daha fazla. Evet, onlarda yaş sorunu yok. Yaş sorunu ama rahatsızlığı olanlarda da aynı sıkıntıları yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla hani bu biyolojik silah mıdır? Hayır, öyle olduğunu düşünmüyorum. Yaşlarımız niye etkileniyor? Evet, etkilenmelerinin belli başlı amaçları ve sonuçları var. Ama yaş grubu sadece bir virüsle alakalı değil. Tüm olaylarda zaten yaşlarımız daha fazla etkilendiği kanaatindeyim. Teşekkür ederim. Şimdi ilk kez bu virüs ülkemizde 10 Mart'ta gözlemlendi. O tarihten bugüne kadar alınan önlemleri genel anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ülkemizde 10 Mart itibariyle ilk vaka açıklandı. Bir kişi vaka olarak. Vakabinde de bugüne kadar gelinen süreç, bugün geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda ülkemizin doğru bir sınav verdiği kanaatindeyim. Hem dünya coğrafyasına baktığımızda hem de günümüz Türkiye'sinde yaşanan olaylara baktığımızda çok doğru bir politikayla gittiğini düşünüyorum. Tabii burada ilk vaka Çin'de çıkar çıkmaz hem bilim kurulunun oluşturulması sürecinde tüm her tarafta herhangi bir siyasi kimliğine bakılmadan tamamıyla akademik çalışmaları neticesinde yapılan bir bilim kurulu oluşturuldu. Bu kurulun ortaya koyduğu olaylarla şu anda Türkiye'de koronavirüs vakaları ve yapılan işlemler devam ediyor. Yani bilim kurulu bir karar alıyor, toplantı yapıyor Sağlık Bakanlığı'nın nezdinde. Oradaki bilim adamlarımızın, bilim insanlarının söyledikleri neyse onunla ilgili de tedbirler alınıyor. Hı hı. Ve alınmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bu noktada çok doğru bir durumdayız. Diğer dünya ülkeleriyle kıyaslandığında o zaman Türkiye çok daha iyi bir yerde. Ben doğru öyle mı görüyorum. Ben evet. Öyle görüyorum. Tabii bunda hem alınan tedbirlerin hem Türkiye'deki nüfus ortalamasının, yaş ortalamasının da etkisi olduğunu da kanaatindeyim. Onu da ortaya koymak lazım. Ama hükümetimizin, bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığının aldığı tedbirler oldukça olumlu ve hem hayatı normal bir seviyede devam ettirirken hani insanlarımızın tamamını işte işinden gücünden değil bir kısmı kontrollü bir şekilde evet. Özellikle 65 yaş üstünün hemen vakalar başladıktan hemen sonra evde kalması, onların hemen bir nevi kendi karantinalarına alınması, ilerleyen süreçte 20 yaş altındaki gençlerimizin, çocuklarımızın evde kalması, bulaşın yayılmasını engellemek açısından çok önemli olgular olduğunu düşünüyorum. Tabii son iki haftadır hafta sonları da devletimiz sokağa çıkma yasağı inen daha fazla bu konuda bir önlem alıyor. Bu hafta sonunda İşte 23 Nisan'da olması hasabıyla 23, 24, 25, 26 Nisan tarihlerinde de yine bir sokağa çıkma yasağı olacak. Ama bu sokağa çıkma yasağı hayatın her alanda kapatmadı. İşte fırınlar açık oluyor. Belediyeler kendi yapacağı çalışmaları yapabiliyor. Yine 23 ve 24'ünde bu genelgede, yayınlanan genelgede saat 9 ile 2 arası marketler açık olacak. Hayatın belli ölçütlerinde belli başlı şeyler devam ediyor. Dolayısıyla belli bir çerçeve çizildi. Evet. Hükümetin aldığı bu noktadaki kararları hem doğru buluyoruz hem de destekliyorum. Zaten bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey de yaptığı açıklamalarda bu konudaki hassasiyetini ortaya koymuştur. Ve
hükümetin aldığı kararlarında doğru olduğu her noktada da arkasında durmaya devam etmektedir. Şimdi şöyle bir şey daha var. Mesela alınan sıkı karantina önlemleri virüs çok öldürücü olduğu için değil de daha fazla yayılıp hızla mutasyona uğramasının önüne geçmek için alınmış kararlar diye. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Nil Hanım, tabii virüsün bir anda her tarafa yayılması riski artıracaktır. Tabii ki riski artıracaktır. Burada sadece riskin artmasını mutasyona uğrama olarak da görmemek lazım. Daha ne kadar fazla sayıda hasta oluşma olursa hastanelerin yeterlilikleri de o denli azalacak. Yani şu anda her ne kadar yanlış bilmiyorsam Avrupa'da veya dünyada işte yoğun bakım sayısı anlamında ya birinciyiz ya ikinciyiz yanlış hatırlamıyorsam. Hani, sağlık sektöründe çok iyi bir noktada olmasına rağmen ülkemiz. Şimdi bir kapasite var. Bu kapasitenin ne kadar dışına çıkarsa, ne kadar fazla olursa hasta sayısı ister istemez o hem vefat eden kişi sayısının artmasını belki fazlalaştıracak. Bu anlamda işte İtalya örneğini görüyoruz, İspanya örneğini görüyoruz. Şu anda hasta seçiliyor. Yani, evet, maalesef. Maalesef hasta. Yani işte 70 yaşının üstündeyse, 80 yaşındaysa bir hasta. Bir de belli bir bedel talep ediyor. Evet, belli bir para da alınıyor. Çok şükür yani sosyal devlet açısından ülkemiz şunu gösterdi. Yani bu koronavirüs dünyada İşte yere göğe sığdıramadığımız, Amerika'nın yere göğe sığdıramadığımız Avrupa ülkelerinin ya sosyal devlet olarak da işte bir şey yok kardeşim görüyoruz dedirttiğimiz bir noktaya geldi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu anlamda sosyal devlet anlayışı içerisinde her ne kadar eleştirdiğimiz eksik kalan noktalarımız da olsa belli başlı şeylerde dünya standartının bayağı bir üstünde olduğunu da bu koronavirüs bize göstermiş oldu. Ve alınan tedbirlerin doğru yapılması ve doğru bir seyretmesi de tabii ki bu anlamda çok büyük bir avantaj sağladı. İnşallah bu veriler hep olumlu şekilde devam eder. Sayın Başkanım, Toroslar Belediyesi 32 köy, 5 kasaba, 67 mahalle, yaklaşık 300 bin civarı nüfus. Yani çok büyük bir alan. Siz de Toroslar İlçe başkanı olarak şunu sormak istiyorum ben. Toroslar Belediyesi'nin COVID-19 riskine karşı aldığı önlemlerle alakalı, belediyenin çalışmalarıyla alakalı bize ufak ipuçları verebilir tabii misiniz? Şimdi tabii Toroslar ilçemiz merkezin en büyük ilçesi. Evet. Mersin'imizin de ikinci büyük ilçesi Tarsus'tan sonra. Ve coğrafya anlamında da çok geniş. Çeşitli. Sınırlara işte Aslanköy'den Tırtar'ına, işte Ayva Gediğine, Göznes'in Alanyalı'sına kadar çok geniş bir coğrafyaya sahip olan bir ilçemiz. Tabii yarın belediye başkanımız yine İçel TV ekranlarında olacak saat 18'de. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Atsız Afşin Yılmaz başkanımız. Kendisi de yarın bu konularla ilgili çok geniş çaplı açıklamalar yapacaktır. Ama ben kendi penceremle bildiğim kadarıyla şunu söyleyebilirim. Toroslar Belediyesi ilk vakalar açıklanıp da Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinde bu olay ortaya çıkar çıkmaz, hatta öncesinde ilk Mersin'de önlem almaya başlayan belediye. Hemen o konularla alakalı işte dezenfektan çalışmalarına ilk başlayan belediye. Akabinde yine asansörlerle ilgili dezenfekte çalışmaları yaptı başkanımız. Şu anda Torosların her noktasında dezenfektasyonla ilgili çalışmalarını yürütüyor. Dolayısıyla Toroslar Belediyesi'nin önce başlaması da işe bir avantaj da sağlamış oldu. Evet, daha az vaka var. Toroslar'da ikamet eden bir vatandaş olarak ben de Sayın Başkan Atsız Afşin Yılmaz'a selamlarımızı iletelim diyorum buradan. Gerçekten sosyal belediyecilik anlamında çok güzel şeylere imza atılıyor. Aslında Mersin'in genel yapısında bu dönemde mesela az sonra seçimle ilgili de konuşacağız da ben naçizane şöyle bir tespitte bulundum. Bütün belediye başkanları her türlü kritik olayda el ele Mersin için mücadele veriyorlar. Evet. Bu da evet Mersin adına gerçekten çok güzel bir kazanım. Şeyden söz ettiniz Sayın Başkanım, bu riske karşı alınan önlemler sırasında işte dezenfektasyon çalışmalarından
illaki sahada çalışan belli sayıda kişiler var belediyenin. Covid-19'la mücadele çalışmaları için sahada kaç kişiyle çalıştığını merak ediyorum ben. Bir de bunların etkilenmemesi konusunda, çünkü biliyorsunuz sağlık sektöründe çalışanlar bile o kadar donanıma, önleme ve tıbbi bilgiye rağmen etkilendiler. Bu konuda nasıl bir politika izliyor Toroslar Belediyesi? Tabii ben gelmeden önce Toroslar Belediyesi'ndeki kıymetli arkadaşlarımızla görüştüm. Sayıları alabilmek için. Şu anda Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 200 kişi bu olayla ilgili çalışıyor. Ayrıyeten tabii valiliklerin, kaymakamlıklarla beraber ve belediyelerin beraber ortaklaşa yaptığı vefa destek grubu var. Burada da hem zabıtayla beraber vefa destek grubunda 100 tane çalışan, şu anda toplamda 300 çalışan Toroslar Belediyesi'nde koronavirüsle alakalı hizmet üretiyor ve yürütüyor. Tabii bunların kendilerinin hastalanmaması için de her türlü tedbiri belediyemiz alıyor. Maskesinden tulumuna, eldivenine kadar her türlü önlem alıyor. Tabii sağlık çalışanlarımızla, işte sahada çalışan belediye çalışanlarımız veya diğer grupları bir tutmamız doğru değil. Neden? Çünkü virüsün bulaş mesafesi dediğimiz veya işte virüsün bulaşma etkinliği, fazlalığı dediğimiz unsurlar belediye çalışanlarına daha az. Tabii yani ki. Sağlık çalışanlarımız birebir temas halinde oluyorlar. Ama belediye çalışanlarımız bu noktada her türlü tedbiri alıyor. Tedbiri aldıktan sonra da işlemlerini yürütüyorlar. Dediğim gibi şu anda 300 kişi çok her türlü ciddi bir sayı. İmkanlarla her türlü noktada insanlarımızla, yaşlılarımız özellikle bu vefa destek grubuyla müthiş bir çalışma yapılıyor. İşte 65 yaş üstü evde kalan insanlarımıza, amcalarımıza, teyzelerimize gidiliyor. Belediye başkanımız, biz telefon ederek olabildiğince yaşlarımıza ulaşıp hali hatır sormaya, onların ihtiyaçları var mı diye ara ara da kontrolde de bulunuyoruz. Dolayısıyla belediyemiz bu noktada çok iyi bir süreç yürütüyor. Hem belediye başkanımız Atsafşin Yılmaz nezdinde gerek Temizlik İşleri Müdürlüğümüze, gerek Vefa Destek Grubu'na, gerek zabıta ekibimize ve tüm belediye çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, neredeyse zaten az önce dedim ben Toroslar'da yaşıyorum. Neredeyse sokaklar yıkandı yani o hale evet. Geldi. Harika. Kendimizi güvende hissediyoruz. Tekrar Sayın Başkan'a buradan selamlarımızı iletmek isterim. Peki siz Sayın Başkan, siz nasıl tedbirler alıyorsunuz koronavirüsle ilgili? Tabii Nil Hanım şöyle... İşte ilk vaka 10 Mart'ta çıktı. Vaka çıktıktan sonra en başta tabii ki şimdi bir sahada siyaset üreten bir kişi olarak öyle ifade edeyim. Bölümünü soruyorum zaten. Onu da anlatacağım. Onu zaten sonraki kısmı ev. Şimdi biz sahada düğüne gidiyoruz. Değil mi? Cenazeye gidiyoruz. İşte askeri eğlencesi var sonra gidiyoruz. Ne bileyim kahvehanelerde gidiyoruz. İşte milletimizle kucaklaşıyoruz. Bu süreç öyle bir süreç oldu ki düğün yok. Cenazeler kısıtlı sayıda kişilerle yapılıyor. Asker eğlencesi yapılamıyor maalesef. İşte kahvehaneler kapalı. Dolayısıyla biz zaten ilçe teşkilatı, ilçe başkanı olarak sahada yapacağımız, işte insanlara gitme anlamında, yanlarına gidip destek olma, birebir dokunma anlamında yapabileceğimiz unsurlar şu anda kısıtlandı, yok. İşte ne yapıyoruz? İnsanlarımıza telefon aracılığıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Sosyal medyadan evet, ulaşmaya çalışıyoruz. Ben ne yapıyorum bu esnada? Tabii kendimizi belli noktada izole etmeye çalışıyoruz. Olabildiğince evden çıkmamaya çalışıyorum. Dışarıya çıkarsam muhakkak maske kullanmaya, işte sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Eldiven kullanılması gereken yerlerde, işte alışveriş yapmaya gidiyorsam eldiven muhakkak kullanıyorum. Yani bilim kurulunun ortaya koyduğu her türlü uygulamaya tabii ki uymaya çalışıyoruz. Evet. Tabii eve geldiğinizde işte 20 saniye ellerimizi uygun şekilde yıkamak, üstümüzdeki kıyafetleri çok fazla bulaş olma ihtimali olduysa yıkanması mümkünse. Yoksa en azından işte balkona koyup işte bir işte 8 saat 10 saat beklesin daha sonradan tekrardan dolaba koymak şeklinde. Çünkü virüsün üstünde kalma sürelerini aşsın gibi belli başlı bilim kurulunun ortaya koyduğu ne varsa bunu kendimizle hayatımıza tatbik etmeye çalışıyoruz öğreneceğiz tabii ki. Öğreneceğiz zaman içinde bu virüs de tabii ya bu virüs hepimize birçok şey öğretti ama tabii biz Türk toplumu olarak, Müslüman Türk toplumu olarak zaten
işte abdest almamızla, temizlik anlayışımızla, her türlü konuda zaten buna aslında alışkın bir toplumuz. Yani ben şuna da inanıyorum, yani koronavirüsün ülkemizde bu kadar yayılmamasının belki en büyük sebeplerinden biri de zaten hali hazırda Müslüman Türk toplumunun adet, gelenek, görenek, yaşayış tarzından da kaynaklanan durumları var. Yani işte 5 vakit namaz kılarken abdest alıyorsun, 3 vakitinde abdest alıyorsun, elini yıkıyorsun, yüzünü, burnunu, hani her türlü unsuru bir arada oluyor. Yine bununla alakalı yapılan araştırmalarda Türkiye'nin işte el yıkama hususundaki sıklığının çok yüksek olduğu, bu hep ortaya çıkan şeyler. Yani koronavirüs bize bir şey de öğretiyor ama biz de dünyaya bu evet. anlamda bir şey öğretmişiz, öğretiyoruz ve öğretmeye de devam edeceğiz inşallah. Evet, gerçekten çok şey değişti. Peki Sayın Başkanım, içinde bulunduğumuz süreçte pek çok şey değişti, konuşuyoruz, bir kısmına değindik. Bu yayılımın önüne geçmek ve bulaş riskini azaltmak için uzaktan eğitime geçildi. Mesela üniversiteler için soracağım soruyu size. Üniversiteler de artık uzaktan eğitime başladı. Bu arada yurtların büyük bölümü korona amacı, karantina merkezi amacıyla tahsis edildi. Yani üniversite öğrencileri şu anda yurtta kalmıyorlar ama kalmadıkları yurt için ücret ödedikleriyle dair basında birkaç habere rastladım. Bu ucu açık oldukça sıkıntılı bir konu. Yani üniversiteli öğrenciler açısından gitmediğiniz bir yere para ödüyorsunuz. Şunu merak ediyorum. Milletvekilleriyle konumunuz gereği sık sık bir aradasınız. Bu sorunun çözümüne yönelik milletvekillerinin çalışmaları var mı ya da yeterli buluyor musunuz? Şimdi Nilay Hanım şöyle ifade edelim. Tabii devlet yurtlarıyla alakalı bir sıkıntı yok. Yani devlet yurtlarında hükümetimiz bu konuyla alakalı devlet yurtlarında çıkan üniversiteli kardeşlerimizin ücretlerini almadı. Onlarla ilgili bir sıkıntı yok. Burada tabii özel yurtlarla alakalı sıkıntılar var. Tabii özel yurtlarda da şöyle bir durum var. Özel bir mülkiyet bu. Yani kişinin kendisine ait bulunduğu bir durum. Yani oradan para kazanıyor sonuç olarak oradaki insanlar. Ha, orası bir işletme diyorsunuz. İşletme. Anladım. Bununla alakalı hani hükümetin nasıl bir şu anda şey olacak onunla ilgili bilgim yok. Ama şunu ifade edebilirim. Hem Mersin Milletvekilimiz Sayın Olcay Kılavuz, hem Sayın Baki Şimşek her ikisi de mecliste bu konuyu gündeme getirdiler. Hükümete bu konuyla alakalı fikirlerimizi ortaya koydu. Yani bunun önünün alınması gerektiğini, belli işte bunu hükümetin belli ölçülerde yarısını olabilir, işte %15'i olur, 20'si olur veya tamamını devletin karşılayacağı veya özel mülk sahiplerinden bir araya gelip bunun bir sonuca erdirilmesi gerektiği, bundan bir mağduriyet doğduğuyla alakalı bilgilerini mecliste konuştular ve bunu dile getirdiler. Tabii bundan sonraki kısım hükümetimizin alacağı tedbirler ve durumlarla alakalı. Hem milletvekillerimiz hem de biz bu konuyu takip ediyoruz. İnşallah öğrencilerimizin istediği şekilde kimseye bir külfet oluşturmadan bunu aşacağımıza inanıyorum ben. Umarım hiç kimse mağdur olmasın. İnşallah. Ne işletmeler mağdur olsun ne öğrenciler mağdur olsun. Hiç kimse mağdur olmasın. Peki hazır siyaset bölümüne geçmişken ben hemen size şunu sormak isterim. 31 Mart seçimlerinin üstünden bir yıl geçti. Şöyle geri dönüp baktığınızda hem seçim dönemiyle ilgili görüşlerinizi hem de bu seçimden sonraki bir yıllık süreci değerlendirdiğinizde nasıl bir tabloyla karşılaşıyorsunuz? Bize ne söylemek istersiniz? Şimdi Nilay Hanım tabii 31 Mart mahalli idareler seçimleri hem Türkiye'de hem ilimizde hem de Toroslar üzerinde çok farklı sonuçlara ve önemli sonuçlara olan bir seçim oldu. Hem ittifak seçimleri olması, yani bir önceki 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylandıktan sonra geldi Cumhurbaşkanı seçimi ve aynı zamanda milletvekili seçimi yaptık ortak. Ama tabii onda hem pusulalarımız farklıydı, işte Cumhurbaşkanı adayı tekti, herkes kendi siyasi partisine mühür vuruyordu, oy verebiliyordu. Ama tabii 31 Mart'ta böyle bir durum olmadı. 31 Mart'ta ittifaklar oldu. Bu ittifaklar neticesinde Toroslar'da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ortak bir aday çıkardı ve Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında seçime girdi. Aynı şekilde Büyükşehir'de de. Dolayısıyla süreç
önceki seçimlerden çok daha zor bir süreçti. Değil mi? Çünkü hem kendi partilileriniz açısından söyleyelim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenin üçüncü el gönlü verebilir ama işte AK Partili seçmen veya MHP'ye oy vermeyi düşünen diğer seçmenler, öyle diyelim, onlara MHP'ye oy verdirtmek anlamında süreci doğru takip etmek, doğru okumak lazımdı. Tabii biz Toroslar özelinde belediye başkan adayımızın açıklanmasından hemen sonra AK Parti ilçe başkanımızla bir araya geldik. Hemen doğru bir şekilde planlama yaparak şükürler olsun Toroslar ilçemizde seçimi kazanma anlamında bir ve seçimin kazanılması anlamında halkımız hem belediye başkanımız hem Cumhur İttifakı'na güvendi ve Sayın Atıstavşin Yılmaz başkanımızı da belediye başkanı yaptı. Tabii sadece Toroslar Belediyesi özelinde değil, tüm belediyeler açısından bu gelinen bir senelik süreç zor bir süreç. Çünkü ekonomik anlamda da seçimlerin hemen sonrasında oluşan bir durum vardı. Evet. İller Bankası'nın belli noktalarda kısıtlamaya girdi. Devlet genel anlamıyla bütçelerde bir daralmaya ve daha az maliyetlerle iş yapmaya başlamıştı. Tasarruf tedbirleri başlamıştı. Dolayısıyla bu anlamda zaten bir durum vardı ama şimdi bir de koronavirüsle ilgili bir süreç ortaya çıktı. Dolayısıyla gelinen noktada belediyelerimizin yaptığı çalışmalar herkes açısından, tüm belediyeler için söylüyorum, kolay bir süreçte işlemedi. Ama buna rağmen gerçekten Toroslar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlamında, işte yol, diğer park, bahçe, temizlik işleri anlamında çok önemli bir iş ortaya koydu. Son bir yıllık süreç zarfı içerisinde de elinden geldiği kadar da süreci doğru bir şekilde yürütüp doğru işlere imza attığı kanaatindeyim. Ben buradan tüm belediyelerimize, tüm belediye başkanlarımıza, bundan sonraki süreçte de Mersin için, Mersin ortak paydasında bir arada olarak doğru işler yapılması gerektiğini istiyorum. Sadece bir siyaseten, bir ilçe başkanı olarak değil, Mersin'de yaşayan, Mersin'in bir evladı olarak da bunu istiyorum. Yani Mersin'de ne kadar daha fazla güzel işler yapılırsa bu bizleri memnun edecektir. Çünkü gururlandıracaktır. Mersin'imize bir katkı sunacaktır. Bu anlamda da bu görüşlerimizi dile getirme imkanı sunduğunuz için tekrardan teşekkür ediyorum. Peki şimdi Sayın Başkanım, dedik ki Milliyetçi Hareket Partisi Toroslar ilçe başkanısınız. Biyoloji konusunda uzmansınız. Bir de ticari işletmeniz var. Ona hiç değinmedik. Yani bu korona ticaretle ilgili kısmını nasıl etkiledi sizin işlerinizi? Tabii şöyle Nil Hanım. Çalışma şekliniz illaki değişmiştir. Tabii ki. Hani onu merak ediyorum. Tabii ki. Yani şöyle benim mühendislik firmam var. Yanımızda çalışan mühendis arkadaşlarımız var. Biz tabii bunu haftanın 3 günü çalışma sistemine geçti arkadaşlarımız. Şu anda haftanın 3 günü çalışıyorlar. Hem mühendis arkadaşlarımız hem büro personellerimiz haftanın 3 günü çalışıyor. Tabii ki ticaret anlamında bir daralmaya tabii ki sebebiyet verdi. Çünkü sadece Türkiye'de, dünyanın her tarafında çok daha büyük şey oldu ama çok şükür biz şükreden bir toplumuz. Zaten Türk milletini Müslüman Türk evladı olarak yapan, Türk milletini millet yapan değerlerden biri de bu şükreden özelliğimiz. Şükürler olsun. Eksiyle, gediyle kendi hayatımızı idame ettirebilecek çalışanlarımızı çıkartmadan, onları bir şekilde maaşlarını vererek hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok şükür. Sevindim. Peki biraz da trafikten konuşalım mı Sayın Başkanım? Hayatın olur. Trafiğinde yol alırken gerçek trafiğe de gelelim şimdi. Hı. Size göre şehrimizin temel trafik sorunu nedir? İlla ki seyrederken gözünüze takılan şeyler olmuştur. Ya tabii şöyle, 2014 yılında Mersin Milliyetçi Hareket Partili Belediye ile tanıştığımda, o dönemde yapılan çalışmaların, ben de o zaman Ülkü Ocakları İl Başkanı'ydım. Şimdi içinde olarak gördüğümüz hususlar vardı. Bir master planı yoktu bu şehrin. Milliyetçi Hareket Partili Belediye döneminde bir master planı yapıldı. Ve bu master planı ikinci çevre yolunun transit geçiş hattı olmasıyla ilgili bir durum var. Şimdi orada yapılması gereken batçık dediğimiz unsurlar var. Bunun belli bir kısmı yapıldı. İşte bizim Anıt Kavşağı yapıldı, evet. Demokrasi Kavşağı yapıldı. Ama daha yapılması gereken, yanlış hatırlamıyorsam, ya 10 ya 12 tane daha batçık dediğimiz unsurun yapılması lazım. Bunun için gerekli
transit bir geçiş hattı, hiçbir ışığa takılmadan insanlarımızın doğudan batıya ve batıdan doğuya yol seyahatlerini hızlı bir şekilde yapabilmeleri için gerekli. Trafik yoğunluğunun azalması açısından. Tabii Mersin'in en büyük sıkıntısı şu, yıllardır, işte ben kendi Mersin'de yaşadığım günlerden, aklım bali olduğundan beri öyle diyelim, hep işte hafif raylı sistem konuşuluyor, metro konuşuluyor falan. Ama işte şey atılıyor, temel atılıyor, bir şeyler yapılıyor, ortada bir şey yok. Şu andaki mevcut durum da yine aynı. Yani bir metro söylentisi var, önceki yönetimden devrolan ama yine öyle bir durum yok. Tabii ki Mersin artık nüfus açısından çok büyüdü. Bir metroya ihtiyacı var mı? Var. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı adayım Sayın Hamit Tuna da o dönemde yaptığı açıklamalarda şunu söylemişti hatırlarsanız. Metro bu şehrin ihtiyacı. Ama şu anda mevcut ekonomik koşullarla yapılabilir mi ihtimali yok. Yani devletin desteği gerekiyor, daha fazla çok büyük bir kaynak gerekiyor. Ne yapılabilir? Kolay çözümler ne? İşte metrobüs yapılabilir demişti seçim çalışmalarında hatırlarsanız. Biz daha kısa vadede insanlara çözüm anlamında ulaşabileceğimiz şeylere ihtiyacımız var. Yani şimdi şu anda bir metronun yapıyoruz desek, ihaleye çıktın, yaptın, başladın en az 5 sene. Doğru mu? Yani paran da yok. Zaten yapma ihtimalin yok. Dolayısıyla trafiği rahatlatacak başka unsurlara ihtiyaç var. Bunları yapmak lazım. Bununla ilgili tabii ki ben bu uzman değilim. Ama bunun işin uzmanları var. Bu uzmanları bir araya getirmek lazım. Şimdi Mersin'in sorunları konuşulduğunda işsizlik konuşuluyor, ulaşım sorunu konuşuluyor. Şimdi ya birinci ya ikinci sırada ulaşım. Yani bana göre birinci sırada. Evet yani konuşulan, insanlara yapılan anketler neticesinden bahsediyorum. Yanlış ifade etmek istemiyorum. Ya bir ya iki. Şimdi insanlar nezdinde bu kadar önemli olan bir konuyu siyaset unsuru da belediyeler de önemsemek zorunda. Çünkü önemseyecek ki o işle alakalı adım atacak, doğru işler yapacak. Yaptığı doğru işlerin karşılığında da işte 4-5 sene sonra işte 2023'te bir sonraki seçimlerde halkın karşısına çıkıp ben sizden o istiyorum, ben şunları yaptım diyecek. Şimdi bu olmadığı zaman da tabii ki Mersin'in gelişmesi anlamında bir durum oluyor. Bir kısır döngü oluyor sürekli. Bundan açıkçası üzülüyorum. Yani metro uzun vadede bir yapılacak ise kısa vadede yapılacak unsurları uzmanlarla görüşüp hayata geçmesi gerektiği kanaatindeyim. Şu anda işte dediğim gibi o batıçıklarının yapılabiliyorsa yapılması, trafik işaretçilerinin yetersiz olduğu gözlemleniyor. Yani yetersizlikten kastım şu, yani işte bir trafik işaret lambasının yanma süresi, işte araç sayısına göre ona bir isim veriyorlar tam hatırlamıyorum ama. Trafik yoğunluğuna göre düzenli. Bu belli yerlerde yapıldı önceki dönemlerde. Elektronik denetleme sistemi. Ama bildiğim kadarıyla sensörlü. Ama bildiğim kadarıyla Mersin'in her tarafında yok bu. Bunu her tarafa yayma için çalışmalar yapılabilir. Ne kadar tabii ulaşım dediğimiz olay insanlarımızın yaşam kalitesini artırmayla ilgili zaten. Zaten demografik olarak da mesela bir yerin trafiği orada yaşayan insanların bir aynası. Yani kişiler normal hayatta nasılsa trafikte onu birebir izleyebilirsiniz. Normal hayatta agresif olan biri de trafikte agresiftir. İşte normal hayatta açgözlü olan biri trafikte açgözlüdür. Hakkını kimseye hak vermez daha doğrusu. Kural tanımaz gibi. Aslında burada sorunumuz şu bence. Normalde ben sayısalcıyım. Ekonomi kökenliyim, işletme kökenli. Normalde biz şöyle yaparız işletme ekonomide. Bir sorunun kaynağını arıyorsak ilk yaptığımız şey önce o soruna neden olan şeyi tespit ederiz. Ardından onunla ilgili farklı çözüm yolları denemeleri yaparak belli bir çözüme ulaşırız, çözüm üretiriz. Ama bak şeyde trafikte bakıyoruz. Çözüme yönelik şeyler çok farklı. Nedenler çok farklı. Neden? Onu anlatacağım size şimdi. Elimde istatistik bülteni var. Aylık bir bülten bu. Ülke geneli. Emniyet Genel Müdürlüğü her ay yayınlar.
2020 verilerini getirdim sadece. 2019'u getirmedim, ürkütmeyeyim diye. Evet. Şimdi Ocak 2020'de Sayın Başkanım 31.560 tane trafik kazası var. Ocak 2020. 115 kişi vefat etmiş. 18.689 kişi yaralanmış. Türkiye'nin tamamında değil mi? Tamamı. Mersin'i daha sonra söyleyeceğim. Şubat 2020'ye geldiğimde gerçekleşen trafik kazası sayısı 31.326. Şubat dönemindeki kaza sayısı 140 tane ölü, 16.273 yaralı. Gelelim Mart'a. Mart kritik, biliyorsunuz, 16'sından sonra dönem dönem sokağa çıkma yasakları falan da girdi. 31.602. Bakın. Gerçekleşen kaza sayısı. Çok ilginç. 146 ölü. 16.437 yaralı var. Şimdi biz bu sorunu nasıl çözeriz? Yani şimdi açıkçası ne ama anlatırken Ocak'a Şubat'ı verdiniz, Mart'ı verirken dedim herhalde sayılar çok fazla düşecek. Beklenti normal. Öyle değil olması mi? Lazım. Evet. Yani işte insanlar evde, daha fazla evde kal çağrıları var. Evde kalıyoruz. İşte hafta sonları, bir hafta sonu Mart'a tekabül etti yanlış hatırlamıyorsam. Tamamıyla sokağa çıkma yasağı var. Buna rağmen bu sayının olması gerçekten de çok ilginç. Tabii sebeplerini, sonuçlarını araştırmak da lazım. Yani tabii biz şu anda, benim burada söyleyeceğim, tahmin olabilir ne olabilir ilgili. Tabii insanların koronavirüs... Ama bu hepimizin ortak sorunu. Her görüşün, herkesin görüşünü bir şekilde bu konuda belirtmesi lazım ki biz bu doğru yolu bulalım. Ya burada şöyle, koronavirüsle alakalı insanların o aşırı panikleme ve korku halinin trafiğe de yansıdığını görüyorum ben burada açıkçası. Şimdi ben dün itibariyle baktım. Mesela 713.409 toplam vaka şeyde, koronada. Bizim trafikteki, pardon, 119 vefat eden kişi sayısı 119. Bizim trafikte 3 ayda 401 tane vefat eden vatandaşımız var. Yani aslında şuna dikkat çekmeye çalışıyorum. Biz nasıl 10 Mart'tan bu yana hızlı bir şekilde böyle kontroller getirdik, hayatımızı değiştirdik, karantinaya alışmaya çalıştık, sosyal izolasyonla ilgili gerekleri yerine getirdik. Hazır böyle nostalji dönemine girmişken, hazır eskiden önemsemediğimiz şeyler böyle önümüze gelmişken bence trafikle de biraz yüzleşmeliyiz. Yani bakın siz de şaşırdınız. Yani Mart'ta sayının Ocak ve Şubat'ın da üstünde olması gerçekten çok acı bir durum. Ama dediğim gibi yani burada biraz ifade ettiğim gibi şey var. Şimdi işte sosyal medyadan da herkes birbiriyle paylaşıyor. İşte korkunun aslında öldürenin şu koronavirüs olmadığı, korkunun daha fazla etki ettiğiyle ilgili bir sürü hikayeler paylaşıyor. Burada da öyle bir durum da gözlemlediğini düşünüyorum. Evet. Yani normal şartlarda bu sene yarıya inmesi lazım. Değil mi? Mantıken öyle. Ama bir de şöyle, trafik mantığı açısından 65 yaş üstünün evde olduğu, neden? Şöyle bir bakış açısı da var. Trafik sigortaları falan da buna göre de yapılır, kasko falan. 65 yaş üstünün kaza yapma oranı daha yüksek kabul edilir. Şimdi o da yok, onlar da sahada değil. Ona rağmen bu sayı, yani normalde belki işte 35 daha da fazla aslında. Hani 65 yaş üstü sahada olmuş olsa. Çünkü bir de şeyde tutanak imzalayıp gidenler bilinen var. Bunlar bu sayının içinde yok zaten. Evet. Hani bunlar da onlar yeri almıyor. Yani burada ama dediğim gibi insanımızın koronavirüsle ilgili korku, paniklemesinin trafiğe yansıdığını düşünüyorum. Bu kadar panik yapmaya gerek yok. Şu söyleyelim. Aslında bir diğer bakış açısı da hani toplu taşımayla ilgili sıkıntılar oldu ya, insanlar hep araçlarına bindiler. Evet. O da hiç aklıma gelmemişti. Bu da trafik yoğunluğunu arttı diye. Yani şöyle, geçenlerde Sayın İçişleri Bakanımız bir kanalda çıktığında konuşmuştu. İşte büyük şehirlerdeki, özellikle İstanbul özelinde örnek vermişti. Toplu taşımadaki işte Mart ayının başında 2 Mart'ta 2,5 milyon insan taşınmışken işte 23'üydü yanlış hatırlamıyorum, 500 bin kişi taşınmış. Dolayısıyla 2 milyon kişi toplu taşımayı tercih etmemiş.
Bunun bir kısmı evde kaldı, bir kısmı da araçlarla seyahat etti. Onun da etkisi olduğu tabii şimdi söyleniyor, onun da bir etkisi vardır. Peki, Ocak ayında Mersin'i söyleyeyim size. Ocak ayında Mersin'de, Mersin fix zaten, şimdi onu da şaşıracaksınız. Mersin'de Ocak ayında 387 tane kaza olmuş, 3 tane ölü, 578 tane yaralı da var Ocak'ta. Gelelim Şubat'a. 368 kaza. Bakın fix diyorum ya, bundan söylüyorum. 4 ölü, 537 yaralı. Mart'a geldiğimizde 343 kaza, 3 ölü, 487 yaralımız olmuş. Yani Mersin'de 350 bantlarında kaza var. Yani aslında baktığımızda... Ve yine şeyde Mart'ta dikkat ederseniz Mart'ta da bayağı ciddi bir rakam çıktı. Evet. Tabii şöyle, Türkiye ortalamasını tutturmuşuz biz de ama Mart ayı itibariyle Türkiye'nin genelinde baktığımızda yine daha az vaka olmuş. Yani Türkiye'de artarken Mersin'de biraz daha, tabii bu anlamlı bir azalma olduğu kanaatinde değilim. Aynı de ufak da olsa bir azalma olmuş. Şöyle evet, çok zaten Mersin'le ilgili bölümü ben sık sık incelediğimde şu sonuca varıyorum. Nüfusla orantıladığımızda Mersin bayağı bir yukarılarda. Bu hiç istemediğimiz bir şey. Dilerim bir an önce düzelir. Fakat şu 3 ölümümüz, 487 yaralımız bence bizim Mart ayında olmamalıydı. Yani hiçbir zaman olmasın da tabii. Mart ayında bence hiç olmamalıydı. Çünkü sokaklar bayağı bir... Ya tabii şöyle, bir de Mersin koronavirüs salgınına da en iyi etki tepkiyi gösteren illerden biri. Yani vaka sayısının az olması, yani aslında beklenti başlangıç itibariyle daha fazla vakanın olabileceği illerden biri olarak görülmesine rağmen. Evet. İşte deniz bağlantısının olmasından kaynaklı özellikle. Baktığımızda böyle bir durumun olmaması bir sevindirici unsur koronavirüs açısından. Yani yüzdesel oranda baktığımızda da, nüfus oranladığımızda da herhalde sonuncuyuz yani, çok şükür. Ama bununla beraber trafik kazalarının da aynı oranda düşmesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Öyle olmamış. İnşallah insanlarımız bu anlamda da koronavirüse verdiği, gösterdiği duyarlılığı trafikle ilgili de gösterir inşallah. Evet, hepimizin temennisi o. Peki Sayın Başkanım, Mersin trafiğiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir fikri, projesi, bir çalışması, önem verdiği şeyler var mı? Tabii şöyle inanım, yani bunu biraz önceki konuşmalarımızda ifade ettik. Tabii siyasi partilerin özellikle seçim dönemlerinde bir şehri yönetmeyle alakalı belediye başkanlarımız nezdinde partilerin ortaya koydukları görüşler var. Ben bu görüşlerden bir tanesini biraz önce ifade ettim zaten. Evet, az önce konuştuk. Ve birkaç tanesini hatta. Dolayısıyla bu görüşlerimiz aynı şekilde devam ediyor. Yani biz ulaşım alanında yapılabilecek, elimizle gördüğümüz ve bir an önce hayata geçirilebilecek tedbirleri hemen, biraz daha uzak olabilecek tedbirleri zamana yayma yönünde bir sürecin izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da gerek mecliste, il başkanımız Sayın Zeynep Uğur Gölgeli Beyefendi de meclis üyelerimizi bu anlamda kendisi yaptıkları tüm görüşmelerde Mersin'e katkı sunabileceğimiz her hususta bilgilendiriyor. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Mersin'le ilgili yapılabilecek her türlü güzel işin, her türlü iyi işin yanında olacaktır. Bunu zaten taahhüt edildi, söyleniyor ve şu anda da bildiğim kadarıyla, tabii ben ilçe anlamında meclise çok daha hakim, ilde bildiğim kadarıyla ifade etmek istiyorum. Meclise gelen önergelerin %99'u oy birliğiyle çıkıyor. Yani hem Cumhur İttifakı'nın, hem Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, CHP, diğer siyasi partilerin tamamının ortak oyuyla çıkıyor. Sadece %1'lik bir kesiminde Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu, ya burada da şöyle olsun dediği veya olabilir mi dediği unsurlar var. Hı hı. Yani normal şartlar altında Cumhur İttifakı'nın meclis aritmetiği anlamında baktığımızda, Mersin Büyükşehir Belediyesi açısından söylüyorum, meclis aritmetiği anlamında üstün olduğu bir yerde biz Cumhur İttifakı olarak Mersin'i hiçbir zaman tıkamıyoruz. %99 çok büyük bir oran. Tamamıyla Mersin'in önünü açmak anlamında verilen tüm önergeler, gelinen tüm belediyenin getirdiği unsurları komisyonlarda görüşülüp onaylanıyor. %1'lik, hatta belki daha kısa bir, az bir noktadır. Çok az unsurlar. Hı hı. Bunlarla ilgili de
kendi görüşlerimizi ifade ediyoruz. Bunun düzelmesiyle ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evet, gerçekten sizin de söylediğiniz gibi koronavirüsle ilgili mücadelede gösterdiğimiz aynı kararlılığın trafikte de bir an önce görünmesi dileğiyle diyelim. Bir başka soru sormak istiyorum Sayın Başkanım şimdi. Bizim aslında genelde trafik kazalarının düğümlendiği nokta insan faktörü. %90'ların üstünde telaffuz ediliyor. Yani hani altyapıyla ilgili ve benzeri konularda da var illaki ama en pastada en büyük dilimin insan faktörü oluşturuyor. Bunun da aslında çözümü çok basit. Farkına varmak. Neyin? Kırmızı yeşile döndü örneğin. Otomobiller sırayla yavaş yavaş hareket etmeye başlıyor. Aynı ışığa herkesin aynı tepki ve aynı anda aynı tepkiyi göstermesi normal midir? Hayır. Hepimiz trafikte yan yana seyrediyoruz. Aramızda 65 yaşında var, 10 işte 20 yaşında olan da var. Tabii ki. Gibi ya da işte bedensel anlamda kısıtlı olanlar da var. Her şoför, herkesin kendisi gibi aynı hızla, aynı tepkiyi vererek yolda seyretmesini beklediği için bence birazcık da insan faktörü bu kadar öne çıkıyor. Yani biz bunun farkına varsak bile pek çok şeyin üstesine gelmiş olacağız. Peki ben şimdi size bazı sorular soracağım. Bakalım. Seyir halindesiniz. Bir eksikliğiniz var. Trafik polisi aracını gördünüz. Ne yaparsınız? Ya bu çok yaşadığım bir durum değil. Açığını söyleyeyim, yani, açıkçası ifade edeyim. Ya çünkü gerçekten de ben genel itibariyle hayat yapım itibariyle kurallara uymaya çalışan, elimden geldiği kadar uyan bir kişiye sahibim. Ama tabii eğer bir eksiğimiz varsa da bunu genellikle şöyle yapıyorum. Olduğu zamanlar oluyor. İnsanız çünkü. Tabii ki hepimiz insanız. Evet. İşte emniyet kemerini takmadığım bir durum oluşabiliyor. Örnek veriyorum bunu. Evet. Veya işte hızla ilgili, radarla ilgili bir sıkıntımız oluyor. Ki mesela benim radar cezam iki kez falan yedim yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar da işte atıyorum sınır 120 ise 121 ile veya 122 ile ufak bir dalgınlıkla yediğim cezalar. Dururum normal bir şekilde işte memur, polis memuru sorar, ehliyet kimlik veririm. Hiç herhangi bir şeyde bulunmam. Der ki işte ceza tamam memur bey kesin. Yapacak bir şey yok. Yani şöyle bir durum yok. Bir devletimiz bu kuralları şunun için koyuyor. Bu kurallar uyulsun diye koyuyor. Ve insan bizim için koyuyor. Yani sağlığımız, saatimiz için koyuyor. Şimdi insanlarımız dinlerken şöyle söyleyebilir. Ya olur mu başkan işte ilçe başkanısın, işte emniyet müdürünü arayayım, şunu arayayım falan. Emin olun beni tanıyanlar da bunu bilir. Böyle bir yapım hiç olmadı. Oradaki memur arkadaş ne ceza işlemi uygulayacaksa normal veririm, alırım ve giderim. Yani bir hata yaptıysam bu hatayı herkesle eşit bir şekilde paylaşmak lazım. Ben de bu nokta aynı bu anlamda yaptığım bir durum. Şahane. Peki aracınızı hatalı bir yere park ettiniz. Diyelim ki çok acil bir işiniz çıktı. Bazen öyle oluyor. Yani hepimizin daldığı anlar olmuyor değil. Hatalı bir yere park ettiniz. Polis anons etti plakanızı. O zaman ne yaparsınız? Yani şimdi burada şöyle, tabii duyabileceğimiz bir mesafedeyse ve eğer polis memuru arkadaşımız da müsaade edebileceği bir husus varsa, memur bey bir dakika müsaade eder misiniz? Kısa bir, eğer yok müsaade edemem, hemen çekmen gerekiyor derse biniyoruz arabamıza. Ama eğer memur, oradaki polis memurumuz o anlamda bir kolaylık sağlayabiliyorsa, yani koyduğumuz yer trafik akışını çok aşırı bir şekilde etkilemiyorsa ve polis memuru da orada bizim söylediğimiz unsura, ya dedim işte memur bey bir dakikalık işim var müsaade eder misiniz? Müsaade ediyorsa işimize hemen çıkıp gibi dört dilleri muhakkak yakmak gerekir zaten. Yaptığımız işlem bu. Peki sizce Sayın Başkanım yaya olmak mı zor trafikte, sürücü olmak mı? Hem yayayız hem sürücüyüz. Hangisi daha zor? Ya şöyle tabii ben... Yüzdelik olarak sürücülük bölümü sizde daha fazla. Evet, yani bize de öyle. Daha fazla araç kullanımımız daha fazla. Daha fazla araçla seyahat ediyoruz. Bu anlamda baktığımızda diyorsun ki hani araçla gitmek daha zor. Ama tabii yaya trafiği açısından baktığımızda da yayaların da bir de tabii burada şöyle bir durum var. Özellikle
dikkat ediyorum. Yani trafik işaret ve levhaları genellikle arabalar için zaten yapılıyor. Yani işte bir yaya geçidinde işte yürüyen insanlara yeşil ışık, kırmızı ışık uygulaması şehrimiz için söylüyorum. Ülkemizin değişik noktalarında daha iyi işletiliyordur bu belki ama çok böyle tam rayında bir uygulamamız yok. Rayında bir uygulama olsa bile insanlarımızın bunu uygulama yolu da hani çok şey değil. Hepimiz için böyle. Hani belki kırmızı ışık yanıyor insanlar için ama eğer yol boşsa geçebiliyoruz. Dolayısıyla hani bu konuda çünkü arada kaldım. Ama sanki sanki yayalar için daha zor olacağı olur diye düşünüyorum. Çünkü şöyle sonuç olarak araba kullananlar mekanik bir düzeneğin üzerindeyiz. Eğer işte bir kaza unsuru oluşacaksa yayayla yayanın ondan daha fazla zarar görmesi ihtimali yüksek. O açıdan baktığımızda yaya olmanın daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yaya olmak daha zor gerçekten de. Ama yayalarda kuralların kendileri için de geçerli olduğunu tabii ki bilsinler. Yani kurallar hepimiz için var. Yani kurallar ayırmıyor. Otobüs için ayrı kural, motosiklet için ya da işte yaya için, sürücü için değil. Herkes için evrensel kurallar ve son derece basit dili. Yani ilkokul mezunu da alabiliyor bugün ehliyet. Üniversite mezunu da. Hepsi aynı süreçten geçiyor. Ya, dili bu kadar basitse, bize bu kadar çok fayda sağlıyorsa bu ya, tabii sorunun şöyle, kadar... insanın olduğu yerde sorun olacak. Yani insanın olduğu, toplumun olduğu yerde sorun olur. Önemli olan bu sorunları hem işte siyaset kurumunun çözebildiği noktalarda çözebilmesi hem de insanlarımızın kendilerini geliştirme ve kendi şimdi nasıl işte diyoruz ki koronavirüs kendi izolasyonunuzu sağla. Büyük oranda sağlanabiliyor mu? Büyük oranda sağlandığını düşünüyorum. Aynı unsurlar trafik için de geçerli. Hayatın diğer alanlarındaki işler için de geçerli. Farkındalık anlamında çok önemli. Peki trafikle ilgili bilinçlendirme çalışmalarında biliyorsunuz cezalar var. Ceza mı daha etkilidir sizce? Öğreticilik mi? Yani ödül mü ceza mı? Toplumsal bilinçlendirmenin oluşturulmasında en çok size göre burada bunun ikisi daha etkilidir. Bunu beraber ve ortak bir şekilde yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani sadece işte ödül vererek veya işte sadece ceza vererek bu unsurların tamamlanacağı kanaatinde değilim. Ama cezaların da caydırıcı olması tarafındayım. Yani cezayı da veriyorsak, hani bir ceza vereceksek bu ceza da anlamlı olsun. Bir daha cesaret edemesin. Evet. Yani ama bir taraftan da eğitimini de verelim. Yani o konuyla alakalı işte trafikte nasıl davranılması gerektiği, yaya nasıl davranacak, işte sürücü nasıl davranacak, ne yapacak bunları verelim. Ama bir ceza da veriyorsak ki son süreçte bu gerçekten de ceza olayları her ne kadar hepimizin cebini de yaksa, canını da sıksa artırıldı. Pek çok şey de öğretti aslında. Bayağı bir şey de artırıldı. Bu artırılması da birçok unsurun azalttığı kanaatindeyim. Bu konuyla ilgili bilimsel hiçbir veri yok elimde ama ben azaldığı kanaatindeyim. Yani kendimizden, yakın çevremizden de gözlemliyorsun. İşte arabaya bindiği zaman ya emniyet kemerimi takayım ya cezası şu kadar diyor adam. Veya işte diyor ki ya bu hız yapmayayım. İşte yüzde bilmem kaçın fazlası olduğu zaman çok fazla ceza yiyorsun diyorum diyor. İşte otoban yollarda giriş çıkış mesafeleriyle ilgili ceza uygulamasının hızları hız olayını bir belli bir noktaya getirilmesi. Ben cezanın belli oranlarda insanlarımıza bir ket vurduğunu gözlemliyoruz. Bunu yaparken bir taraftan da eğitim süreçlerini de doğru bir şekilde, düzenli bir şekilde devam ettirilmesi gerekir. Yani mesela emniyet kemeriyle ilgili her zaman söylüyoruz. Emniyet kemerin bizim için uyulması gereken bir kural. Kişi kendisi için, kendi sağlığı, kendi ailesi adına o önlemi almalı ama anlamadıkları için cezayla öğretildi. Ama tabii şöyle son süreçte ben son süreçte %47'lerde kullanılma oranı diye biliyorum. Çok düşükmüş yine. Yani açıkçası. Mersin'de biraz daha fazla dikkat ediliyor da Türkiye genelinde %47 ya şöyle özellikle yeni tip araçlarda öyle diyelim. Yani işte arabaya biniyorsun emniyet kemeri ötüyor, çalıyor. Bu önceleri İşte bir aparatla bir şeyle onu kapatıyordu. Değil mi? Evet. İnsanlar bunu gördük. Bazen bizim de yaptığımız da olmuştur. Hani hepimiz çünkü hayatın içerisindeyiz. Hepimiz insanız. Ama
son süreçlerde belki cezadan kaynaklı, belki insanların daha fazla bilinçlenmesinden kaynaklı bir durum. Ben daha fazla oldu. Yani emniyet kemerinin mümkün mertebe kullanıldığını görüyorum. İşte araç teknolojilerinin gelişmesiyle işte ötmesi, bu bir unsur yani. İnsanlar ya çalmasın şu deyip takıyor ve bu bir belli bir süresinde alışkanlık haline geliyor artık. Oturduğu zaman emniyet kemerini hemen takıyor. Ben tüm yurttaşlarımızdan, tüm vatandaşlarımızdan bu konuya çok önem göstermeleri gerektiğini, emniyet kemerinin ve diğer trafik kurallarıyla ilgili önem göstermeleri gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Peki Sayın Başkanım, trafikte seyrederken illaki görmüşsünüzdür. Sizce Mersin'de trafikte en fazla ihlal edilen 5 tane örnek istesem sizden ne var ilk 5'te? Trafik ışıklarında... Ben her konumuza soruyorum. Evet. Hemen hemen aynı şeyler çıkıyor. Ya şöyle, trafik ışıklarında işte uyumama demekten de öte, işte yeşil kırmızıya dönerken, kırmızı yeşile dönerken... Sarıda sanki. Sarıda. Evet. İşte hemen geçeyim. Hani o aklıma geldi şu anda. Onun haricinde özellikle dönüş noktalarında işte belli bir kavşaklar, yer var, ışık var, kavşak. Normalde işte ışığın arkasından takip eden, araçları takip ederek dönmek gerekirken bir dıştan dönen. Alkollü araç kullanımı maalesef Mersin'imizin aslında bir sorunu. Yani sadece araç kullanımı değil, genel anlamda. Genel alkol kullanımıyla alakalı Mersin'imizin maalesef bir sıkıntısı var. Bu tür konular, yani ilk üç tane saydım şu anda, aklıma gelen bunlar oldu. Peki, çok yoğun, stresli bir gün geçirdiniz Sayın Başkanım. Bir an önce eve gidip dinlenmek istiyorsunuz. Trafikte virajlı bir yolda yavaş seyreden, oldukça yavaş seyreden, kenara çekilmeyen ve diğer araçlara da yol vermeyen bir araç gördünüz. Tepkiniz ne olurdu? Yani şimdi o hepimiz için şöyle, o günün stresi, yoğunluğu, o anki psikolojik durumunuz bunlar için bir faktördür. Yani ben şimdi burada şunu söyleyemem. Ya işte korna çalmam, beklerim. Yalan olur. Kornaya çok hızlı basarım. İşte o kavga ederim, taciz ederim. Yalan olur. Yani bu kişinin o anki psikolojik durumuyla alakalı. Her ikisinde yapmışlığım vardır. Onu da söyleyeyim. Yani çünkü insanız hepimiz yani. Şimdi ben bunu söylerken birçok izleyen de, ya ben de yaptım, evet yapmadığım da oldu da dediği unsurlar oluyordur. Ama tabii ki önemli olan burada birbirimizi kırmadan insani ilişkileri doğru bir şekilde yürütebilmek. Ben genel itibariyle son süreçte şöyle, radyoda özellikle daha böyle işte ilahi açıyorum falan, daha böyle işte rahatlatıcı. O tür şeyler dinleyince biraz daha insan ruhu rahat o oluyor. O bir çözüm zaten. Hani biz derslerde sevdiğimiz de şeyleri yapmak o esnada. Ya da bunlar unsur. Ailemizi, sevdiklerimizi düşünmek de bizim o anki, o ani çıkışımızın önüne geçebilecek bir önlem. Peki yola devam edelim. Ben şimdi bazı örnekler sayacağım. Sizi, hangisi sizi çileden çıkarır? Ve tepkiniz ne olur? Mesela yolda seyrediyorsunuz ama kontrol etmeden tam önünüze geri gelen birini gördünüz. Tepkiniz ne olur? Çileden çıkar mısınız? Yok. Tamam. Beklerim dediniz. Ya, kornaya basarım. Onu uyarmaya çalışırız. Peki. Siz bir aracı geçmeye çalışırken onun birden hızlanması. Çileden çıkarır mı sizi? Yok. Çileden çıkartmaz ama tabii ki şöyle. Aklımdan kötü şeyler geçer diyorsunuz. Ya, geçerden de öte oradaki tabii o aracın niçin böyle bir şey yaptı? Hani şöyle ifade edelim. Eğer o kişi böyle işte seni irite edecek şekilde bir durumla yapması var bu işi. Hı hı. Veya gayri ihtiyari. Bu da oluyor yani, bu da olabiliyor. Trafik dalgınlık anında. Olabiliyor. Dalgınlıkla yapmış olabilir. Bu tür unsurlar tabii değişken özellikler ama ben genel itibaren bu nokta genel bir çerçeve çizmek istiyorum. Kendi şahsımla alakalı. Genel itibaren çok sakinimdir. Araç kullanırken de çok kolay kolay sinirlenmem. Normal hayatta sinirlendiğim hususlar olur ama yani araç kullanırken özellikle yani çok sakin bir adamımdır, öyle söyleyeyim. Yani bu bilmiyorum neden böyle bir yapı. Çok böyle kolay kolay sinirlenmem. Normalde saman alevi gibiyimdir. Hani bir anda parlarım, bir anda sönerim yapım. Ama trafikte araç kullanırken o biraz daha böyle törpülüyor beni.
O empati ve bilinçle, evet, eğitimle alakalı bir şey. Herkesin de aynı bilinçte olması gerekir. Peki, araç kullanırken el kol hareketi yapan biri de mi kızdırmaz? Bu sorular bana kızdırır. Geldi. Şöyle, şimdi ben bu programı yapmadan önce benim bazı gruplarım var. Oralardan, evet, anket soruları topluyorum. Sizin gibi böyle toplumda öne çıkan kişilerle yaptığımız için bu sorulardan en böyle farklı olanları yani seçip soruyoruz. Hanım, araç kullanıyorsunuz, el kol hareketiyle sizi rahatsız eden birisi ben oldu. Ben burada şöyle ifade edeyim bunu. Evet. Ya ben normal toplumumuzda yaşayan Ahmet Ağa gibi, Mehmet Ağa gibi, işte Ayşe teyzem gibi bu toplumun içinde yaşayan bir kişiyim. Evet. Dolayısıyla vatandaşımız ne yapıyorsa, ne hissediyorsa ben de onları hissediyorum. Ve yapıyorum bazen. Ama genel çerçeve içerisinde yapı gereği, dediğim gibi bunu dizginleyebildiğim hususlar oluyor. Ama tabii el kol hareketi tüm Türkiye'de, yani bu kabul edilemez değil mi? Kabul edilebilir bir husus olmuyor genel itibariyle. Ha, ama şudur, işte el kol hareketi yaptı, sen ona yaptın. Bazen trafikte bunlar olabiliyor. Yapıyorsun, ondan sonra devam ediyor insanlar. Veya herkes bir anda iniyor, kavgaya tutuşuyor. Bu da olabilen unsurlar. Ama benim bu şahsi noktada kendi hiçbir konuyu kavgaya götürecek bir hususa getirmem. Onu söyleyeyim. Yani ya sonuç olarak biraz önce söyledim ya, insanın olduğu her yerde bu tür unsurlar olacaktır. Önemli olan insan psikolojisini, karşındakine empati yapabilmek. Ben onu düşündüğüm kadar o da beni düşünebiliyorsa, düşünemiyorsa onu öyle düşünmesini sağlayabilmek doğru bir tavır olur. Ama bu tabii ki o anda oluşan günün getirdiği durumlar, o an kafanızda oluşan işte ödemeniz var, örnek veriyorum. Evet. Veya işte biriyle bir tartışmanız var öncesinden. O gün içerisinde yaşadığınız hususlar trafikte sizi zaten etkiliyor. Hı hı. O esnadaki yapacağınız davranış da o gün içerisindeki yaşadığınız durumlarla alakalı bir husus oluşturuyor tabii ki. Şimdi aslında orada çok ince bir çizgi var. Mesela adam el kol hareketi yaptı, sinirli. Şimdi ben de trafikte seyrediyorum. Biz bayan olunca biz daha yani o konuya hiç girmeyelim. Bayanların işi daha zor trafikte. Ben şöyle düşünüyorum. Karşıdaki insan değil diyorum. Hı. Sen yoluna devam et. Yani tabii onu öyle söylemek de şey olmayabilir Nil Hanım. Yani onun üzerinde düşünülmeye ya da kavga etmeye ya da işte kural ihlaline değmeyecek yapıda bir insan olduğunu düşünerek de kendimize ket vurabiliriz. Vurabiliriz tabii ki. Aynen. Bakış açısı. Mantık bu. Peki son birkaç soru daha var. Onlardan sizden sadece katılıyorum, katılmıyorum diye istiyorum bu kez. Hı. Bazı insanlar 3-4 şişe bira içtikten sonra bile son derece güvenli bir şekilde araç kullanabilirler. Katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Çünkü alkolün insan biyolojisinde ciddi anlamda hareketleri yavaşlatıcı, algıyı geriletici etkisi var. Siz de biyoloji uzmanısınız. Katılmıyorsunuz. Bazı sürücüler diğerleri için riskli olabilecek durumlarda da son derece güvenli şekilde sollama yapabilir. Yok, katılmıyorum. Değil mi? Bu işin bir tekniği var. Tabii ki. Kuralları var. Gibi. Tabii şöyle, kurallar kişiden kişiye değişmez. Evet. İnanım. Yani zaten kural koyucu da bu kuralları tüm işte Türkiye'de yaşayanlar için, hepimiz için koymuş. Hı hı. Yani A şahsı için böyle, B şahsı için böyle olur diye bir husus yok. Kurallar evrensel. Herkesin uyması gereken kurallar. Herkesin bu noktada önem göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Peki, hiç trafik kazası geçirdiniz mi? Yok. Geçirmediniz. Ya şöyle, böyle ağır hasarlı bir trafik kazası geçirmedim. Bu da maksimum dikkat ettiniz mi? Çok şükür. Allah araba kullanmadan önce, yani ben bilmiyorken öyle söyleyeyim. Bir İstanbul seyahatimiz esasında büyük bir kaza atlattık ama kaza olmadı. Hı hı. Yani çok şükür. Hani bu tür tabii unsurlarımız oluyor. Ama onun haricinde şükür olsun. Benim kendi kullandığım araçta bir kere geri gelirken bir şeye çarptım, direğe çarptım. Bir kere o şimdi aklıma geldi. Onun haricinde çok şükür öyle büyük bir kazam olmadı. Allah göstermesin. Peki son bir sorum daha var benim trafikle ilgili. Gece saat 3. Hı-hı. Tek siz varsınız trafikte, kırmızı yanıyor. Hı-hı. Geçer misiniz, orada bekler misiniz? Nil Hanım, oradan şöyle, genellikle geçerim. Değil mi? Şimdi şöyle,
Biraz önce söyledik ya, yaya ile ilgili kısımda ışık yanıyor. Kimse araç yok. Geçiyor yaya. Yaya hepimiz bunu yani şimdi bunu söylerken tabii belki hata yaptığımız bir husus bu. Ama biz toplumun içindeyiz. Yani toplumdaki insanlarımızdan ayrı bir şeyde değiliz yani sonuç olarak. Olmadığımız için de burada yok ben yapmıyorum işte böyle polyanacılık ama geçmememiz lazım. Geçmememiz evet. Lazım. Evet. Ha, burada hepsine geçiyor muyuz? Hayır. Ya bunlar tamamıyla biraz önce konuşuyoruz. O anki psikolojik etkiler. Yani 10 kez içerisinde 7 kez geçmemişimdir, 3 kez geçmişimdir. Şu anda o aklıma gelmiştir, onu söylemişim mesela. Ama genel çoğunluk insan oğlu bir psikolojik bir yapı yani bir varlık. O günün içerisinde yaşadıkları her şey bunların içinde bir özne yani yapılan işler. Dolayısıyla şimdi evet de desek, hayır da desek insanoğlunun o anki psikolojik yapısı ve durumu aslında ortaya orada bu sensörlü sistem çok önemli. Evet işte, o düzgün bir şekilde sağlanmış olsa orada boşu boşuna beklenmeyecek kimse. Tabii yani ben burada en çok şeyi şaşırıyorum. Mesela yurt dışından gelenler orada kurallara uyuyor. Türkiye'ye girdikten sonra trafik canavarına dönüşüyorlar. Evet işte o da ayrı bir o da ayrı bir sorun. Sayın Başkanım çok güzel bir programdı. Ben son olarak hem yarın 23 Nisan hem Ramazan'ın başlangıcı bizi izleyenlere, dinleyenlere iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Evet. Nilay Hanım öncelikle yani zaman nasıl geçti hiç anlayamadım. İnşallah sizi çok terletmedim değil mi? Yok teşekkür trafik ediyorum. Trafik sorularıyla ilgili. İnşallah izleyenlerimiz de keyif almışlardır. Katkı sunabilmişizdir söylediğimiz unsurlarla ilgili. Tabii yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Yarın saat 21'de işte Milli Eğitim Bakanlığımız da açıkladı. Balkonlara çıkacağız. Hep beraber İstiklal Marşı'mızı okuyacağız. Buradan belki bizim vesilemizle duymayan insanlarımız varsa onlara da bunu da ifade etmiş olalım. Saat 21'de balkonlardayız. Evet. Gür bir sesle hep beraber İstiklal Marşı'mızı okuyacağız. Yine yarın ilk teravih namazı kılınacak. Akabinde sahura kalkacağız. Ramazan-ı Şerif teşrif ediyor. Şükürler olsun. Bu anlamda milletimizin de Ramazan ayını kutluyorum. Rabbim bizlere Ramazan bayramını bu virüsten kurtulmuş bir şekilde bayram namazını camilerde kılabilecek şekilde inşallah sonlandırır. Ve milletimiz Ramazan bayramına virüssüz güzel bir ortamda girmeyi nasip eder inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü. 2020 çok güzel bir yıl aslında. Her ne kadar bazı üzücü şeyler yaşamakta olsak da ben şunu söylemek istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kutlanan Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı. Barış, kardeşlik teması üzerine, farklı kültürlerin bir araya gelmesine, kaynaşmasına vesile olan dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını çocuklarına armağan eden bir atanın evlatlarıyız hepimiz. Bu bağlamda bu bayramı, bu güzelliği bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarına sonsuz teşekkürler etmek istiyorum ben. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız gerçekten çok güzel olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun şimdiden. Hayatta tüm yollarınız sevgiye, barışa, sağlığa çıksın diyorum ben. Programın sonunda yapımda ve yayında emeği geçen İçer TV ekibine, sponsorumuz Mersin Psikoteknik SRC ve Mesut Sezer Eğitim Kurumlarına ve Toroslar MHP İlçe Teşkilatı Başkanı Sayın Füslü Doğan'a tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür şeref verdiniz. Tekrar
teşekkür etme çok gereği duydum. Ben de çok teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. Hem Mesut Sezer Psikoteknik SRC kurumlarına, hem size, hem İçel TV ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım halkımıza buradan güzel mesajlar verebilmişizdir. Yani daha önce farkına varmadıkları şeyi fark etmelerini sağlayabildiysek ne mutlu bize. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla kalın. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumlarının sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı sona erdi.